Herkese merhaba. Biliyorsunuz artık 8. sınıf olduk ve ben de 8. sınıfa hazırlık videoları çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Sabah kalkar kalkmaz perdelerimi açıyorum. Çünkü odam aşırı karanlık oluyor ve ben de perdelerimi açmak zorunda kalıyorum. Gördüğünüz gibi perdeleri açar açmaz çok güzel bir manzara karşılıyor beni. Hava bayağı güzel. Perdeleri açtıktan sonra kargo geldiğini gördüm. Şimdi sizlerle beraber gelen kargoya bakalım. Burada kargo paketini açmakta biraz zorlanıyorum. Zorlu bir süreçten sonra kargo paketini açtım. Kargo paketinin içini açtığımda Tonguç Akademi'nin 7'den 8'e hazırlık setini gördüm. Bu kitabı ben gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden ben de sipariş etmek istedim. Gördüğünüz gibi setin alt tarafında alt tarafı bir kapak yazıyor. Şimdi ben de o kısımdan açmaya çalışıyorum. Seti açtım ve şimdi sizlerle beraber setin içerisinden çıkanları inceleyelim. Herkese merhaba. Şu an karşınızda gördüğünüz karnetleri yeni sipariş ettim. Biraz bu karnetlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz artık 8. sınıfa başlamış bulunmaktayız ve ben de bu yüzden yaz ayı boyunca 8. sınıfa ön hazırlık yapmak istiyorum. Karşınızda gördüğünüz yeni nesil matematik 7'den 8'e soru bankasının amacı 1. sınıfta tüm konularınızı bitirip 8. sınıf için temelinizi oluşturmak. İçerisindeki tüm sorular yeni nesil matematik soruları, bu yüzden gayet kaliteli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şimdi de asıl önemli olan kitabımıza geçelim. Kitabın ismi 7'den 8'e hazırlık kitabı. Bu kitabın içerisinde 8. sınıf konuları içeriyor. Muhtemelen en çok kullanacağım kitap bu olacak. Çünkü yaz ayı boyunca 8. sınıf konularına başlangıç yapmış olacağım. Şimdi size biraz kitabın içeriğinden bahsedeceğim. Öncelikle bir konuya başlamadan önce yukarıda bir QR kodu var. Bu QR kodunu okutup konuyu öğreniyorsunuz. Daha sonrasında da o konuyla ilgili size testler veriyorlar. Bu testleri çözünce ne kadar başarı elde ettiğinizi görebiliyorsunuz. Testinizi bitirip kontrol ettikten sonra doğru yanlış bölümünü konu tekrar raporum bölümünden inceleyebiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki ben 8 soruluk sınavdan 7 doğru yapıp 1 yanlış yaptım. O zaman 6-2 bölüme 7 doğru 1 yanlış yapıp diğer testlerinde ne kadar ilerlediğimi görebiliyorum. Kitabın içerisinde Türkçe, matematik ve fen dersleri bulunuyor. Ayrıca 7'den 8'e hazırlık kamp kitabını nasıl kullanacağınızla ilgili yanında bir çalışma programı gönderiyorlar. Bu çalışma programına bağlı bu kitabı kullanabiliyorsunuz. Örneğin gördüğünüz gibi saat 12.30'da pazartesi günü Türkçe'de sözcükte anlam konusunun hazırlık videosunu izliyorsunuz. 7'den 8'e hazırlık kitabından da sözcükte anlam test 2'yi çözmeye başlıyorsunuz ve kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı alttaki analiz bölümünü işaretleyebilirsiniz. Dediğim gibi 8. sınıf hazırlık kampı 20 Haziran'da başlıyor. 20 Haziran'da tüm konuları tekrar edebilir. Bu kitaplardan soru çözebilirsiniz. Şu anlık 8. sınıfa ait çok az kaynağım var ama daha da sipariş etmek istiyorum. 8. sınıf kaynaklarının hepsini dolabımın üst bölmesine yerleştiriyorum ki elim rahatça ulaşabilsin. Şimdilik bu kadar kitap dizebildim. Şimdi de Kahre Akademi'nin poster notlarından matematiğin ilk ünitesi çarpanlar ve katlar konusunu tekrar etmek istiyorum. Hemen başlayalım. Kahre Akademi'nin poster notlarından konuyu tekrar ediyorum ve hocanın önemli gösterdiği yerleri işaretleyip ardından da hocanın önemli verdiği notları da poster notların üzerine yapıştırıyorum. Ders çalışırken acıktığım için yanıma tost ve limonata aldım. Notların sığmadığından dolayı hatırlarsanız Woobox'tan bana gelen bir kargo paketinin içerisinde beyaz bir defter çıktı. Şimdi ondan bir sayfa koparıp buraya notumu ekliyorum. Çarpanlar ve katlar konusunu ben Kahre Akademi'nin videosuyla tekrar ettim. Şimdi de bununla ilgili test çözeceğim. Matematiğin çarpanlar ve katlar konusunu tekrar ettikten sonra da 14 soruluk bir test çözüyorum. Yaklaşık 2-3 ay önce bu testi çözmüştüm fakat ben şimdi bunların hepsini silip baştan çözeceğim çünkü hiçbirini hatırlamıyordum. Ben ilk testi bitirdim ama sonraki testte sadece 2 soru çözebildim. Şu an bu sorunun şıkkını da işaretleyeceğim. Daha sonrasında da kontrol edeceğim. Çünkü devamını çözemiyorum. Çünkü çok sıkılmaya başladım. Şimdi buradaki yazdığım notu dolabıma diyorum masama yapıştıracağım.
20 dakikalık aradan sonra da kendime dalgona kahvesi yapacağım. Bu arada kahvenin tarifini çok sormuşsunuz. Bir önceki videomda kahvenin tarifini vermiştim fakat yine soranlar olmuş. Kahvenin tarifini ekrana yazdım. Oradan okuyup ekran görüntüsü alabilirsiniz. Süt sıcak olduğu için de birazcık buz ekledim. Ve gördüğünüz gibi kahve hazır. Kahve yaptıktan sonra biraz Tonguç Akademi'nin yeni nesil matematik kitabından soru çözeceğim. Bu arada testi çözdükten sonra kontrol ederken kamerada çekmeyi unutmuşum. Bu yüzden kamerada kontrol ederken çektiğim kısım gözükmemiş. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.